Merhaba arkadaşlar. Şimdi sosyal medyadan bize sorduğunuz, daha doğrusu İrem'e sorduğunuz soruları ben soracağım. O cevaplayacak. Soruları daha önce hiç görmedi. Çünkü sorular bize geldi. Hazır mısın? Şimdi Egem diye bir arkadaşımız demiş ki bu kadar alçak gönüllü olmayı nasıl başarıyor? Merhaba Egem. Egem'e mi söyleyeyim cevabımı? Evet, kameraya bakarak. Valla bilmem, bir şey yapmıyorum ki. Ne yaptın? Bilmiyorum. Sormuş ya. Ya hayır, galiba şeyden dolayı öyle söylüyorlar herhalde. Yani Instagram'da falan bana gelen böyle yorumları falan, işte vakit buldukça, her zaman da yapamıyorum ama okumaya ve cevap vermeye çalışıyorum. Bilmiyorum, hoşuma gidiyor çünkü neticede orada paylaştığım şeyleri işte çok kendi keyfim için paylaşmıyorum neticede. İşte birileri baksın, biraz ilham alsın. Ne bileyim, çok da sosyal medyayı bilmiyorum ayrı ama. Ve hani işte altına güzel bir şeyler yazılınca benim de hoşuma gidiyor. Onlara cevap vermek vesaire, böyle oradan ufak ufak sohbet etmek. Herhalde o yüzden böyle bir şey dedi diye düşünüyorum. Yani evet, keyifli oluyor. Ama tabii şey de, bazen de acaba diyorum, beklentileri çok mu yükseltiyorum? Çünkü her zaman da yapamıyorum neticede. Sürekli elimde telefonla zaten gezen bir insan değilim. Cevap yazmayınca kırılanlar falan oluyor. O zaman da böyle diyorum, acaba hiç mi yazmasaydım? Öyle bir tuhaf bir şey var. Ama teşekkür ederim. Eğer öyle, O yani dengeyi hiçbir öyle zaman olmak isterim. tutturamayacaksın abi. Evet. İmkansız yani Evet. çünkü. İşte biz de ortaya karışık bir şeyler yapıyoruz. Ihlamurlar altında desek ne der demiş Ahmet Karahan. Ihlamurlar altında deseniz ne derim? Çok güzel bir diziydi. Benim çok keyif alarak ikinci sezonuna katıldığım bir diziydi. Böyle çok naif bir, işte biraz böyle eski Yeşilçam filmlerinden esinlenilmiş işte karakterler, hikayeler falan vardı. Bence o dönem için gayet tatlı, naif bir işti. Yasemin demiş ki sette unutamadığı bir anısı var mı? Yok. Yani Anında yok. unutuyor. Aslında bir tane var, anlatayım mı? Evet, dinleyelim. Tamam. Şimdi Eve Giden Yol diye bir filme ben dahil oldum. Yeni, o zaman Amerika'dan gelmiştim. İlk aslında Ihlamurlar Altında dizisinden de önce bu filmle anlaşmıştım. Ve son dakikada girdim filme. Yani ilk defa işte çocukluğumdan sonra bir sinema filminde oynayacağım ve aşırı heyecanlıyım. Ve hiç vakit yok çalışmak için falan gibi şeyler. Neyse, uzatmayayım. İlk gün sete gidildi. Ve işte Metin Akpınar var, Emre Altuğ var, işte Erdal Beşikçioğlu var vesaire. Çok güzel oyuncular var, çok deneyimli. İşte bir sahne çekilecek ve Semir Aslan Yürek de işte yönetmen. Onu da çok severim. Hazırlanıldı. İşte ben bir de böyle, o zaman küçüğüm, 25-26 yaşındayım herhalde. Hani böyle işte eşofmanlarla sete gittim. Herkes şey diyor, bu mu oynayacak falan. Böyle çünkü İffet diye bir kadını oynayacağım ve kadın kadın olması gerekiyor. Neyse, sonra beni yaptılar. Baştan yarattılar. Kostümler, saçlar, bir şeyler falan filan. Böyle o dönem kostümleriyle geldim, oturdum. Ama o kadar heyecanlıyım ki Mustafa. Anlatamam sana. Böyle kafam falan titriyor. Böyle gözüm seyiriyor. İçimden Allah'ım diyorum. Duaları okumaya çalışıyorum. Nefes alamıyorum. Böyle küçük bir kriz geçiriyorum ve orada ve sürekli şunu söylüyorum kendime. Bir taksi çağırayım ve havaalanına gidip Amerika'ya geri döneyim ve bir daha falan, böyle Allah'ım pasaportum evde falan. Onu, hakikaten onu düşünüyorum. Çünkü yapamayacakmışım gibi. Heyecanlandım. Bir yandan da kimseyi de tanımıyorum sette. Hani hiç arkadaşım yok böyle şeyim. Neyse. İşte oturdum. İçimden böyle kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum ama o heyecan üstüne gittikçe de büyüyen bir şeydi ya. Böyle büyüdü büyüdü. Sonra bana işte bir kız geldi, dedi ki bir fotoğraf çekeceğiz devamlılık için. Ayağa kalkar mısın? İşte kalktım ben ayağa. Fotoğrafı çekti. Ondan sonra oturdum ve yere düştüm. Arkamdan biri sandalyeyi almış. O kadar komik ki. Bir düşüşüm var ama üstümde dönem kıyafetleri var. Böyle orada işte şey, Yusuf Demir Hoca'nın oğlu geldi. Gülerek ama kahkahalarla böyle. Ama öyle bir, yani o kadar eminim ki orada sandalye var diye oturdum ve ay, hem çok canım yandı ama hem bir anda gülmeye başladım. Ve aslında çok iyi oldu, biliyor musun? Bütün o heyecan bir anda gerçeğe döndüm ya. Yani ne yapıyorum dedim ben. Neticede iş yapacağız işte birazdan. Bir kamera, bir şey, yani bilmediğim bir şey de değil. Neyin salak salak tribine girmişim falan. Bir anda bitiverdi zaten o kahkahayla beraber. Ve ondan sonra o sette bir daha hiç öyle bir an yaşamadım. Ama o halim çok komikti hakikaten. Çukurda mısın İrem? Çukurda mısın İrem? Yani evet, yani o ne demek anlamadım. Dizide oynuyorum, evet. Ama hayatımda çukurda değilim yani. İnşallah hiçbirimiz olmayız. Evet. En sevdiğin çukur şarkısı. Ya çok güzel şarkılar şimdi. Bu da onu söylesem öbür... Bir tane söyle ya, ne olacak? Valla hepsi çok güzel. Gömün Beni Çukur'a da çok güzel. Ya yani Toygar'ın zaten yaptığı müziklerin hepsi muhteşem. İnanılmaz yani. Şey de çok güzel. Dağılım. Heyecanı meyecanı yok da çok güzel. Bilmiyorum. Hepsi güzel. Hepsini seviyorum. Hepsi benim şeyim gibi. Kendi albümün öyle diyorlar ya. Bebeklerim gibi. Evet ama yok. Hepsini çok keyifle dinliyorum. Hatta bir tanesini çaldım. Kurun Dibini davulla çaldım. Bir son. Geçen bölüm yayınlanan. Hayır. Çukurun Dibi yani işte jenerik müziklerinden. Kaç kardeşsiniz? İki.
Hangi semti çok seviyorsun İstanbul'da? Öyle soruyu vallahi öyle okudum. İstanbul'da hangi semti? Karaköy'ü çok severim ben. Karaköy, Eminönü'yü falan da seviyorum ama işte Karaköy, Eminönü. Niyeyse Sultanahmet oraları mesela ben tuhaf bir şekilde, hani insanlar bebeğe doğru yürür ya böyle sahilde. Ben hep böyle kendimi Gülhane Parkı'nda buluyorum. O tarafa doğru yürüyorum. Böyle hoşuma gidiyor. O da herhalde şey, anneannem rahmetli Fatih'te otururdu çarşambada. Ona hep giderken Gülhane Parkı'ndan geçerdik. Oraları gezerdik. Herhalde oradan kalan bir böyle bir şey. Oralar hoşuma gidiyor. Peki sezon final hakkında bir ipucu alabilir miyiz demiş biri. Yok diyecek şimdi. Alsak ne güzel olur demiş var ya. Bu sorunun cevabı bende yok bir kere zaten. Ben yazmıyorum çünkü diziyi. O yüzden de zaten hiçbir fikrim yok. Eminim çok güzel bir sezon finali bizi bekliyor. Kedileri mi daha çok seviyorsun, köpekleri mi? Hepsini aşırı seviyorum. Böyle kedi köpek deyince ağzım sulanıyor. Böyle acıkmış gibi hissediyorum. Dayanamıyorum. Tüylü şeylere karşı böyle aşkım var. Evet. Hiç evlenmeyi düşündünüz mü demiş. Vallahi hiç soran olmadı. Olmadı. Ne oldu? Niye gülüyorsunuz arkada bana ya? Dizide hangi çifti seviyor? Dizide hangi çifti seviyorum? Kadın erkek çift evet. Olarak mı? Ha. Şey, Perihan Savaş. Ercan Kesal var. Onlar ya hepsi güzel canım. Onlar da bence çok yakışıyorlar. Dilan'la Aras da çok güzeldi bence. Çok hoş birbirlerine yakışıyorlardı. İşte Yıldız'la şey var. Şimdi Hale girdi. Bilmiyorum ama hani tabii yine bence en güzel ve hep bir arada olan Medet ve Vartolu. Çift olarak baktığında daha çift gibi değiller mi bizden? Daha çok... Medet. Abi. Medet niyetin ciddi değilse beni oyalama. Anlamadım abi. Anlatacağım ben sana! Birlikteler yani o Sadiş'le Bartolu'yu bir yan yana görebiliyor musun sen? Geldi Medet giriyor aralarına falan. O çok tatlı mesela. Orada değişik tabii. Gökhan abinin kafası farklı çalışıyor. Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılmasına üzüldü mü diyor. Tabii üzüldüm. Aranız iyi miydi? Ya herkesle aran. Bir de bu kadar uzun süre şimdi 60 bölüm birlikte çalıştık. Her gün olmasa da işte sette her gittiğimizde birbirimizi görüyoruz, beraberiz. Set dışında görüşüyoruz vesaire. Bir sürü şey paylaşıyorsun. Tabii ki biz mesela onun o son sahneleri sette en son onunla karşılaştığımızda işte Perihan abla, ben, Boncuk hepimiz ağladık yani. O da ağladı. Böyle o kadar hani sanki bir daha hiç göremeyecekmişiz gibi birbirimizi. Birlikte izledik bölümü. Bölümü izlerken ben acayip sinirlerim bozuldu. Değişik oluyor. Ama ben genelde de daha önceki işlerimde de böyle mesela iş bittiği zaman hep ağlarım yani böyle hep bir sanki bilmiyorum çünkü orada böyle kendini çok aile gibi hissediyorsun ya o insanlarla. Böyle bir sürü anın var bir şey. Onun bitmesin bir şey kopuyor sanki gibi geliyor. Şurada çok acayip bir şey. Azerbaycan'dan selam demiş. İrem Altun beklediği ama gelmediği soru oldu mu? Bilmem ne bekliyordum. Böyle bir beklentiyle gelmedim ama ya tabii şunu isterim aslında. İnsanlar birazcık daha bu tarz bir şeyler az önce de konuştuk ya hani ben de bazen canlı video yapıyorum vesaire. Çok fazla çukur özelinde gidiyor ya her şey. Dizi şimdi ve ben bilmiyorum ki ben yazmıyorum. Ben oynuyorum sadece. Bir yerinde varım zaten bu iş. Hani böyle işte canlı video bir şey yapıldığında falan hep böyle sadece çukur işte orada ne oluyor, orada ne oluyor vesaire. Ondan tabii sıkılıyorum çünkü benim hayatım ondan ibaret değil. Hani başka şeyler yapıyorum, işte değişik projelerim var, ne bileyim yazdığım şeyler. Mesela bir tane kitap yazıyorum şimdi. Kitap çevirdim, onunla uğraşıyorum. İşte ne bileyim ders veriyorum, dans ediyorum, başka şeyler, işte derneklere üyeyim. Hani bunlarla ilgili bir şeyler sorulsa, merak edilse daha çok hoşuma gider tabii. Ama olmuyor. Neden bu kadar güzel demiş biri. Ay neden biliyor musun? Şimdi her gün ben bir kere sabah kalktığımda şey yapıyorum, bal sürüyorum her yerime ondan sonra. Sonra işte sütle yıkıyorum onu, üstüne işte peçetelerle şey yapıyorum falan. Ne diyeyim, teşekkür ederim. Dalga geçmiş oldum ama kimmiş onu söyleyen? Yasin Taşkan. Yasin söylemiş ya, ay teşekkür ederim. O senin güzelliğin Yasin'cığım. İrem Altun ekranlarda böyle güçlü, cesur ve dik yönünün olması ve bunu ispatlayan özelliği nedir? Valla ekranlarda öyle güçlü, cesur ve dik bir yönüm vardıysa da ben... gelmedim gibi geldi şimdi. Ben de böyle saçma bir cevap vermiş olabilir miyim bu soruya? Evet. Geçiyoruz o zaman. Hayat felsefeni bir cümleyle anlatsa ne söylerdi? Güzel İrem Altun seni çok seviyorum. SS Demir bilmiyorum artık. SS Demir. Hayat felsefem çok var mı? Yok herhalde ama kendimle ilgili şunu söyleyebilirim. Çok hedonist bir insanım. Çok zevk odaklı yaşıyorum hayatı. Ama bir yandan da bununla çok kavga ettim kendimle. Yani bu konudaki şeyim. Çünkü canımın istemediği hiçbir şey yapamıyorum ben. Öyle bir yönüm var. Sonra dedim ki bırak artık kavga etmeyi dedim. Bu hedonizmin içine biraz pragmatist şeyler döktüm. Yani evet keyif almak yani keyif üzerine
üzerine kurmaya çalışıyorum hayatımı. Keyif aldığım insanlar, keyif aldığım şeyler olsun. Ama şimdi biraz da daha işe yarayan şeyleri içine sokmaya çalışıyorum. Anladın mı? Yani mesela bıraksanız beni bütün gün film izleyebilirim. Sevdiğim bir yönetmenin bütün filmlerini izleyebilirim ve hiç sıkılmam. Ya da bir arkadaşımla 3 gün boyunca oturup sohbet edebilirim. Böyle bir şeyim var. Bunun çok fazla beni hayata müdahil etmediğinin farkında olduğum için bunu şöyle yapıyorum. Film izliyorsam mesela İspanyolca film izleyip İspanyolca altyazıyla izlemeye çalışıp aynı zamanda İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum. Yine film izliyorum ama gibi. Ya da işte o sohbet edeceğim kişiyi ona göre seçiyorum ve o sohbetin geyik olmaması. O da oluyor ama hani bir şey üzerine olsunla döküyorum. Ya da işte bir yere gideceksem hani onu ona göre seçiyorum yeni bir şey öğrenmek adına. Ve işte keyif aldığım şeyler danstır, müziktir falan onları hep hayatıma sokarak oradan hem keyif alıp hem de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Öyle bir soru var. Selim rolü eşcinsel mi diye. Bana bunu çok yazıyorlar. Arkadaşlar iki sezondur anlamamışlar. Evet. En son geçen bölümde de hatta. İki hafta önce miydi ne yani? Bir sen gösterdi. Sen Gökhan'a sormuş muydun? Yok Gökhan abiye. Ona sormadım çünkü daha sonra gelmeye başladı aslında bu mesajlar. WhatsApp'tan sordum. O da güldü. Çünkü ya nasıl anlamadılar? Daha ne diyeyim falan. Şimdi Selim rolü aslında bir soru daha vardı bununla ilgili de. Eşcinsel değil bence biseksüel değil mi yani oradaki rol? Çünkü aynı zamanda Ayşe ile evli ve çocukları var. Panseksüel. Her şeyi deneyen hayatta. Ne bileyim bilmiyorum ki yani. Yok terin derinliği falan yazmamış mıydı? Gökhan abi yazmadın mı ya? Onu işte öneri çağırırsın. Öner çok güzel anlatır evet. Sana. Değil mi? Yok ama şimdi yani eşini oynuyor ya en çok o soru gelmiş yani. Bir 10 soru var da bir tanesini seçebildim. Ha anladım. Yani ben kendi tarafımı söyleyebilirim. Çok fazla bana kalırsa kadınlara ilgi duymuyor. Özellikle benim oynadığım karaktere neredeyse hiç duymuyor gibi bir şey var aralarında. Evet, ondan dolayı yani bir boşanma süreci. Evet. İleriye dönük demiş. 3. sezonda Ayşe karakteri olacak mı? Yani ben tabii ki devam etmek isterim. Çünkü çok sevdiğim bir işin içindeyim. Ama bilmiyorum. Sizce demiş. Çeto ölmeseydi Ayşe ve Çeto ikilisi olabilirler miydi? Sanki ona doğru bir gitti sonra vazgeçildi gibi. Bilmem. Bilmiyorum ki. Yani belki olabilirdi. Belki yani benzer aslında hem çok zıt hem çok benzer yanları olan iki karakter. O herhalde ikisinin de kendi yalnızlıkları çarpıştı biraz. Yani orada karakterinde benzer yalnızlıktan, kimsesizlikten gelmesi vesaire. Birbirlerine yakınlık duymalarını sağladı herhalde. Ya her şey olabilir. İşte yazara bağlı aslında. Erdal Beşikçioğlu ile birlikte çektiği cesur sahneler onu zorladı mı? Evet, tabii. Yani bu biraz işin, yani mesela buna aslında bir de şunu eklemeliyim herhalde. Şimdi ben o işe, zaten başta anlattığım hikaye o işten, kabul ettiğim zaman sanırım daha farklı bir anlayışım vardı. Yani şöyle ki hani ben daha yeni yurt dışında okumuştum falan, buraya gelmiştim ve çok sinema yapmak istiyordum. Ve bence bir oyuncu her şeyi oynayabilmeli. Yani çıplaklık falan bana çok rahatsızlık veren şeyler gibi gelmiyor. Hala da gelmiyor. Ama eğer bir daha yapar mısın diye sorarsan yapmam. Bence bunu izleyecek olan insanlar pek buna hazır değil ve istemiyorlar. Neticede de yaptığın işin bir izleyiciyle buluşması gerekiyor ya bir yerde. Bir de kadın olarak da zaten zor şartlar altında çalışıyorsun. Zaten kolay değil. Burada var olmak da kolay değil. Bir de böyle bir şey. Bir daha aynı. Yani o dönem çok üzülmüştüm. Çünkü çok yanlış anlaşıldı her şey. Yani onun üzerine gidildi falan. Bir daha aynı şeyi yaşamaya gerek var mı? Hayır yani. Ne diyor ki Akınoğlu sonuçta ziyarete falan gidecek mi Akın Koçovalı'ya? Valla sanırım ben gidiyorum zaten ziyarete ama bunun çok bahsi geçmiyor. Ayşe neden ilk başta Karaca'ya kötü davranıyordu? Var mıydı derinliği bilmiyorum ama dizide. Aslında evet vardı ama o da öyle birazcık sonra başka şeylerden biraz yarım kaldı. Ama neyse bir yani o da şimdi başka yerlere gidecek o yüzden cevaplamayayım. Çok çalışıyorsun hiç yorulmuyor musun? Çok daha fazla yorulan ve çalışan oyuncu arkadaşlarım var. Ben o konuda biraz şanslıyım daha az gidiyorum daha az yorucu geçiyor. Ama onun dışında işte ne bileyim sinematekte ders veriyorum. İşte kitap yazıyorum başka projelerim var. Yani, ve şey güzel hem iş yapıp hem de bunlara vakit ayırabilmek aslında büyük bir şans bence. Hemen onu tamamlayan bir şey var aslında. Hem dans ediyor hem bateri çalıyor hem oyunculuk yapıyor hem de oyunculuk dersleri veriyor. Bu kadar işi nasıl yapabiliyorsun ya? Ben yapmam gereken tek şey ders çalışmak yapamıyorum. Helal olsun size demiş. Bence neden bir kere herkes her şeyi yapabilir, yapamaz diye bir şey yok ama yapmamayı seçebilir. Ben bu yaptığım her şeyi çok seviyorum o yüzden zor gelmiyor. Yani mesela ders çalışmayı sen sevmiyorsan zaten evet, şimdi tamam. Şey diyeceğim çalışma diyeceğim ama annen kızacak o yüzden demiyorum ama ya ben çok severek yapıyorum. Yani ve bunlar aslında yani mesela dans ettiğim zaman çok güzel kafam boşalıyor. Davul çalmaya çalıştığımda ya da işte başka bir şey öğrenirken kendi sorunlarımdan, sıkıntılarımdan da sıyrılıyorum. Ve
acayip mutlu oluyorum bir şey daha öğrenmiş olmanın. Böyle verdiği haz çok güzel bir şey. O yüzden böyle iş gibi gelmiyor bana bütün bunlar. Hani set de öyle gelmiyor. Çünkü oraya da gidip işte çok sevdiğim insanları görüyorum. Bir şey oynuyoruz, gülüyoruz, ediyoruz, bekliyoruz. Hani geçip gidiyor. Gerçekten şey gelmiyor. Ha şu olsa gelirdi tabii. Haftanın 7 günü her gün sabahtan akşama kadar bir şey yapmak zorunda bırakılsam bu çok külfetli bir iş olurdu ama öyle de değil. O yüzden gayet güzel ve yeni şeyler de şimdi sokacağım oraya. Bir tek tabii şöyle bir şey var. Şimdi mesela bana diyorlar ki niye bir şeyin üstünde? Yani tek bir şey seç ona git yani. Hep davul çal mesela. Ben bunu yapamam. Çünkü ben davulcu olmak istemiyorum zaten. Hı. Ya da ben dansçı da olmak istemiyorum. Ben at binmeye de gidiyorum. İşte tenis de oynuyorum. Ne bileyim şan eğitimi de alıyorum. İspanyolca da öğreniyorum. Belki hiçbir zaman hiçbiri bitmeyecek bu arada. Hiçbirinden böyle mezun olmayacağım. Zaten öyle bir kaygım yok. Ama hepsi birbirini o kadar güzel besliyor ki. Orada öğrendiğimi öbür tarafta kullanıyorum. Öbürünü orada kullanıyorum. Ve bütün bu öğrendiklerimi de işte sinemateke geliyorum. Biraz insanlara ilham olmaya çalışıyorum. Biraz anlatıyorum vesaire. Ve bu öğrenme aşaması güzel zaten. Hani öğrendiğin o diplomayı aldığın an değil bence. Öğrenirken ki kendini keşfettiğin süreç çok keyifli. O yüzden. Ve sorumuz. Ayşe'nin sürekli yanlış erkekleri seçmesini neye bağlıyor? Bilmem sanırım çünkü şey Ayşe aşk için evlenmemiş yani. Ayşe'nin başka bir derdi varmış evlenirken. Yani yokluktan gelen bir kadın var olma çabası içinde evlenmiş ve onu var edecek kişi işte bu Koçovalı ailesinin içinde olmakmış diye düşünüyorum. O yüzden de hani o seçiminde bu beni sever mi ya da ben gerçekten seviyor muyum diye oturup düşündüğünü ve duygularıyla hareket ettiğini düşünmüyorum. Bu soruyu soran Gökhan Horzum. Aaa! Gökhan Horzum'un sorusu. Evet Gökhan'cığım peki. Ama asıl ben ona dedim. Yani neyse yok söyleyeceğim. Hadi tamam. Söyle hadi artık. Ya yok ona demiştim ki hani tam Selim, Ayşe Selim oldu hani. Evet. Sonra şey Çeto o da bir tuhaf yani. Hani evet. Niye böyle yapıyorsun Ayşe'ye evet, yazık falan diye ben öyle bir şey söylemiştim de ona şimdi aklıma geldi. Evet şimdi Selim neyse bir evet. Seksüelliği görür yani en azından bizde. Çeto da öyleydi. Çeto da hadım edilmiş evet, falan. Hadım edilmiş evet. Falan o tür bir sıkıntısı olan bir evet. Böyle şeylere aşık oldu. Ayşe de erkek çıkacak değil mi sonunda? Aslında erkekmiş böyle bir çıkıyor böyle. Aslında Selim'in kocasıymış. Gökhan evet, evet. Abi ne yazıyorsun Allah aşkına ne yazıyorsun ya? Ya bıraksan sen o neler yazar biliyor musun? Vallahi bıraksanız ya. Siz aslında ama ya, işte bırakmayanlar. Ben hep ona şaşırıyorum biliyor musun ya adam gece gündüz o kadar karakteri. Evet. Nasıl yaratıyorsun abi? O kadar karakteri dolu dolu yazmaya çalışıyorsun. Gerçi çok yazılar eleştirilerden birini buradan dile getireyim. Gökhan abi de izleyecek biliyorum. Ne o? Ayşe karakteri diyor. Özellikle zaten aslında Çukur'un kadınlarının genelinde o var. Neden arka plana atıldı? Yani çok az böyle görünüp kayboluyorlar falan. Gökhan abi yani. Ya bu yine dediğim gibi bir kere birincisi işte onu bu dünyayı yaratan Gökhan Orzum bu onun dünyası, onun tercihi. İkincisi biraz da yani Çukur daha erkeklerin ön planda olduğu ve daha işte ne bileyim aksiyon seven bir dizi. Bilmiyorum belki yani ara ara çok güzel sahneler yazıyor, ara ara bir şeyler oluyor, bazen olmuyor. Hiçbir bilmiyorum hani onun takdiri. Ama ben yani izlediğim zaman evet bazen bana da şey geliyor. Sadece kendim için söylemiyorum bunu. Kadınların çok böyle olmadığı bölümler var mesela. Olabilirmiş diye düşünüyorum. Ama neticede hani yani biz işte aslında baktığında hani bu yaratım sürecinin bir yerinde duruyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sonra geri çekilip biz de izleyici gibi izliyoruz. Hepimizin yorumları var vesaire. Ama hani günün sonunda zaten hepimizin amacı iyi bir iş yapıp İnsanları bu işi izlerken keyif almalarını sağlamak. Bir de bu işten bir sürü insan para kazanıyor neticede. Bunun devamlılığını tutturabilmek. Hani bir sürü dengeler var bu anlamda. O yüzden hani bana kalırsa şu ana kadarki gidişatıyla Çukur gerçekten hani oyuncularıyla işte müzikleriyle hikayesiyle ve işte çekimleriyle vesaire gayet böyle güzel bir proje. Bak yani ben öyle düşünüyorum. Evet iki sezondur zaten evet. Ekranlara damgasını vurdu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Nasıl? Eğlenceli olduğunu bilmiyorum ama dolu dolu oldu herhalde. Evet. Biz merak edilen her şeyi sormaya çalıştık. Evet. Şimdi izleyecek arkadaşlarımızın bazı sorularına yer vermedik. Bunun sebebi aynı sorular olması. Hı hı. Birincisi. İkincisi de gerçekten sorulmaması gereken şeyler. Ya da tekrar düşmek istemedik işte. Bazı sorularda spoiler istiyorlar. İşte sen zaten bilmiyorum onu senarist evet. Bilir dedin. Yine spoiler hep geldiği için o soruları sormadık. Kimse alınmasın, gücenmesin. Ama bütün soruları okuduk. Evet. Onu söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Vakit ayırdın bize.
Bugün bayağı bir vaktini ayırdın. Olsun, ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Öyle merak edilenini sorduk. Sen de cevapladın. Ben teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğin afiyet şey? Afiyet olsun. Ne diyeyim? Bir yemek yapamadım ama işte şey yaptım. Ne yaptım size? Ya bir gün bir yemek yaptıracağız sana. Yapacağım ya. Yemek de yapıyorum bu arada. Çok da güzel yaparım. Aslında evine mi gelsek senin ya? Mutfağın büyük mü? Yok. Büyük mutfağım olsun. Büyük değil. Mutfağını salona taşıyıp yapsak falan. Evinde. Yok yani olur belki onu da yaparız hakikaten. Ya da başka bir mekanda seni çağırıp şeyler ama yemek yaptıralım yani. Bir yemek olsun, tamam, bir salat yemek olabilir, yaptıralım. Bir şey olabilir yani. Hayır canım etmez. Yapıyorum zaten, seviyorum da yemek yapmayı. Böyle inanılmaz geniş bir yemek arşivim yok ama kendim kafama göre olur, yapıyorum. Kısmetin açılır yani. Kısmetim mi açılır? Bu yüzden mi bu yaşa kadar alamadım o teklifi? Evet tamam. Yemek abi. Yemek yapıyorum. Çamaşırı çok güzel yıkarım onların. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçiyor yani. Neydi? Önemli. Evet tamam. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ ol. Ederim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videoyla ilgili görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bizi takip edin. Bay bay.